Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Özel Gözde Kuşadası Hastanesi'nden ürolog, operatör, doktor Sayın Halit Talas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle izleyicilerimiz ve biz Sayın Halit Talas kimdir? Kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki. 1978 Kırıkkale doğumluyum. İlkokulumu orada okuduktan sonra lise ve ortaokulumu Mersin'de okudum. Sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenimimi tamamladım. Ardından yine Ankara Üniversitesi'nde üroloji ihtisasımı alarak yaklaşık 15 yıldır üroloji alanında halkımıza hizmet vermekteyim. Evet. Oldukça zor bir alan değil mi? Evet, sağlık sektörünün içinde siz bu tarafta, biz diğer tarafta olduğumuz için 24 saat hizmet vermek durumundayız. Evet. Ama işimizi severek ve inanarak yaptığımız için zor gelmiyor açıkçası. Evet. Sağlığın her alanı aslında çok zor ama biraz daha insanlara ağrı, sızı, acı hissettiren kısmı daha da zor geliyor değil mi? Evet, aynen dediğiniz gibi. Peki, üroloji nedir? Üroloji eskiden büyüklerimiz bevletmek, idrar yapmak demek. Eskilerimiz biraz daha bevliye diyebilir, hani idrar yolları. Üroloji idrar yollarını, yani idrar üretiminden itibaren insandan atılıncaya kadar ki yollardaki hastalıkları, etrafındaki rahatsızlıklarını inceleyen tıp dalı. Evet. Ve tabii ki bu dalın içerisinde neler 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 var değil mi? Evet, böbrekten başlayıp düşünün artık böbreği idrar torbasına bağlanan idrar yolları, idrar torbası kendisi, bayanlarda idrar torbasının sonraki vajen bölgesi, erkeklerde prostat ve bunların hep hastalıkları, iyi huylusu var, kötü huylusu var, hepsini kapsıyor tabii. Evet, gerçekten geniş bir alan. Prostat çok önemli. Evet. Nedir diye başlayalım. Evet. Prostat nedir? Prostat 50 yaşından sonra erkeklerin aslında bir nevi korkulu rüyası. Hani prostat oldum olacağım. Prostat aslında nedir? Prostat bir organdır. Mesanenin hemen altında, idrar torbasının hemen altında bulunur. Onu çepeçevre sarar. Makatın da önünde bulunur. İçinden de idrar kanalı geçer. Evet. Ne işe yarar peki? Prostat ne işe yarar? Üreme tüm yaratıklarda olduğu gibi insanlar için de içgüdüsel ve bilinçsel bir duygu. Üreme için ne gerekiyor? Bir çift gerekiyor öncelikle. Yumurta ve sperm. Sperm erkeklerdeki üreme hücresi. Spermin içinde bulunduğu, yaşamını sağladığı, olgunlaştığı sıvı semen ya da meni diye bilinir. Bu sıvıyı üreten organdır. Yani üreme için olmazsa olmaz bir organdır aslında. Evet. Evet. Böylece bunu biraz daha detaylı öğrenmiş olduğumuz gerçekten iyi oldu. Çünkü genelde prostat hastaları için Allah kurtarsın deriz, Allah yardımcısı olsun deriz ama Evet, tüm evet. hayatları boyunca bu Evet. hastaların aslında çok daha hayati önem teşkil eden bir organları olduğunu öğrenmiş olduk. Hastalıkları nelerdir peki? Evet. Her organda olduğu gibi kendine has hastalıkları var. Başta enfeksiyonlar olabilir, prostat enfeksiyonları. Kendine has ufak prostat taşları dediğimiz taşlar olabilir. Bu da çok bilinen bir antite değil aslında. En sık karşılaştığımız iki tane hastalığı var. İyi huylu prostat büyümesi ve kötü huylu prostat büyümesi dediğimiz prostat kanseri. 50 yaşından sonra prostatın büyümesi ivme kazandığından iyi huylu büyüyen hastalarımız zaten tüm erkek hastalarımız diyebilirim. Bunun kötü huylu yani prostat kanseri olan hastalarımız da yaklaşık %16-%17 rakamına denk geliyor. Yani her 5-6 erkekten bir tanesi kötü huylu büyüyen prostat hastalığına sahip oluyor. Evet. Nasıl korunabilirler? Aslında prostat hastalığından korunmanın şu anda bir yolu yok. Çünkü doğumdan itibaren başlayan erkek hayatında prostatta 1-2 gramlarla başlayıp zamanla artıyor büyümesi. Dediğim gibi az önce 40-50 yaşlardan sonra artıyor, daha hızlı büyüyor. Korunmak için yapılacak tek şey şu aslında 50 yaşından sonra her erkeğin
yılda bir defa bir üroloji doktoruna muayene olmasından geçiyor. Evet. Eğer ailede büyüklerinde babada olabilir, amcada olabilir, dayıda olabilir ve onlarda prostat kanseri hastası varsa biz bu yaş aralığını 50'den aşağı çekiyoruz biraz daha. 40 yaşından sonra yılda bir defa üroloji doktoruna bir muayene olup basit bir kan tahlili, bir ultrasonla takip edilerek korunmayı öneriyoruz. Çünkü başka bir koruma yöntemi maalesef yok. Evet. Tabii zaman zaman teknoloji çağındayız ve bir takım bilgiler edinmek istiyoruz ama kirli bilgilere de sahip oluyoruz evet. Bu bilgileri edinirken. İşte prostattan korunmak için şunları şunları tüketin, şunları şunları yiyin. Demek ki yok böyle bir şey. Aslında tıbbi olarak yok. Sadece onlar biraz halk arasında hani ben yaptım fayda gördüm bir de sen dene şeklinde kulaktan kulağa gelen bilgiler. Dediğiniz gibi biraz da fazla bilgi kirli bilgi oluyor aslında. Evet. Yapılması gereken her şey tam onlar da yapılabilir. Hastaya bir zararı yoksa öneririz. Yani sen istiyorsan devam et ama mutlaka yapılması gereken o basit kan tahlili ultrasonla bir muayene olması şart her erkeğin 50 yaşından sonra özellikle. Evet, öyleyse bunu rutin bir muayene şekline bağlamak gerekiyor. Bağlandığı takdirde hem korunma hem de eğer oluşmuş ise tedavisinin çok daha kolay bir şekilde sürmesini sağlıyor. Tedavisi var mı? Tabii mutlaka var. Prostataki en büyük avantajımız bizim bu. Prostat hastalıkları 50 yaşından sonra yılda bir, 60'tan sonra 6 ayda bir öneriyoruz bu kontrolü. İyi de olsa, kötü de olsa... kanser de olsa erken tanı koyduğumuz zaman mutlaka tedavisi var. Hastanın yaşamını kısaltmıyor. Prostat kanseri olsa bile. Ne zaman kısaltıyor? Ancak ileri evlerde gördüğümüz zaman. O yüzden diyoruz biz hastaları korunmak için kontrol gelin diye. Evet. Tedavileri de iyi huylunun tanısı konduktan sonra farklı tedavileri var. Prostat kanseri tanısı konduktan sonra farklı tedavileri var. İyi huylu prostat hastalığında tedavi... Bazen sadece izleyerek yapıyoruz. Sadece tahlilleri, kontrollerini yaparak. Bazen çok sık kullandığımız, faydasını gördüğümüz prostat ilaçlarımız var. Onlarla idrar rahatsızlığını ortadan kaldırarak büyümeyi yine takip ediyoruz yakından. Prostat kanserini de tanısı konduktan sonraki genelde onu biyopsiyle koyuyoruz. Orada da daha farklı olarak laparoskopik cerrahi yaptığımız oluyor. Açık cerrahileri yaptığımız oluyor. Ama dediğim gibi erken tanı koyduğumuz zaman sadece organ içindeyse hastalık... Onu hastalıktan hastayı kurtarabiliyoruz. Yani hastalıksız sağ kalım yaşatabiliyoruz. Organ mı alınıyor yoksa sadece hastalıklı hücre mi temizleniyor? Kanserinde organı alıyoruz. Ameliyat kısmına karar verdiysek. Çünkü prostat kanserinde de ameliyatsız tedavilerimiz var. Ne gibi? Brakiterapi dediğimiz o bölgeye ışın tedavisi, radyoterapi gibi ameliyat tedavilerimiz de var. İyi huylu prostat hastalığında tedavi, ameliyat eğer gündemdeyse, yani evet. Hasta ilaçlardan fayda görmüyorsa, evet. Onda da TUR dediğimiz, transüretral rezeksiyon, yani idrar yolundan girerek hastanın, prostatının buharlaştırma yöntemi. Bu şu anda işte en güncel tedavi, altın sınavı tedavi bu. Biraz bunu açar mısınız, anlatır mısınız? Tabii, neden olmasın. Hastamız var, ilaçlarını kullanıyor ama işemeyle alakalı sıkıntıları var. İşeyemiyor, sık sık gidiyor, geceleri uyku uyuyamıyor vesaire. İlaçlardan fayda görmüyoruz ama prostatik büyümemize iyi. Bu durumda biz TUR yapıyoruz. TUR nasıl yapıyoruz? Prostatı şöyle kabaca anlatayım ben size. Mesanenin altında demiştim biraz önce. Bir mandalinayı düşünün. Mandalinanın kabuk kısmı var. Yediğimiz meyve kısmı var ve ortasında koçan kısmı var. O koçan kısmı aslında idrar yolunun geçtiği yer. Oradan geçiyor. O mandalina kısmı büyüdüğünde, yediğimiz meyve kısmı büyüdüğünde o yolu daraltıyor. İdrar sıkıntısı ondan kaynaklanıyor. Biz ne yapıyoruz? İdrar yolundan girerek o koçan kısmından prostatı buharlaştırıyoruz. Ne kalıyor geride? Kabuk kalıyor sadece. Evet. Ne oluyor? İdrar yolu açılmış oluyor. Mesanenin boşalmış oluyor. Hasta rahatlıkla idrarını yapıyor, boşaltıyor. Sık gitmeler azalıyor. Ve hayat kalitesini ciddi oranda artırıyor. Bu arada zaten doku tanımız da geliyor. Yani aldığımız parçaları biz... Patolojiye gönderiyoruz. Orada da bakıyoruz ki evet iyi huylu prostatmış diyerek hastayı bir nevi prostat hastalığından, ilaçlardan kurtarmış olur. Sadece takip ediyoruz belli aralıklarla. Evet. Evet şimdilik insanlık için gerçekten çok büyük bir acı. Ve sizin alanınızda. Evet. Taş. Maalesef. Evet. Taş nedir? Nasıl oluşur? Neden oluşur? Ben çok sorguladım bunu bulamadım. Taş evet yani popülasyonumuzda bu bölgelerimizde de çok görülen bir rahatsızlık. İdrarda kristallerin yoğunlaşmasıyla oluşan
kristallerin yoğunlaşması. Bunlar biriktikçe biriktikçe üzerine ilave oluyor ve düşünün bir tuz şeklindeyken, sofra tuz şeklindeyken, kaya tuzu derken hastaların tabiriyle söyleyeyim işte pirinç tanesi kadar olduğu mercimek vesaire vesaire diye artarak gidiyor. Taş neden oluyor? Aslında genetik bir kökeni var. Genetik kökenden kastım şu, mutlaka üst bireylerimizde kalıtsal olarak anneden, babadan gelebilir, amcadan, dayıdan, teyzeden gelebilir. Taş genlerimiz var. Bu genler bize aktarıldığında her zaman hastalık yapmıyor. Ama biz bunun üzerine çevresel faktörler eklersek eğer ki onlar da genelde en çok su içme oranının azlığı ki bizim toplumumuzda oldukça sık. Evet. Su tüketimi azaldığı zaman o kristallerin yoğunluğu artıyor idrarda. Ve yoğunlaştıkça birbirlerini tutuyorlar kimyasal çekimlerle. Suyu çok içtiğimiz zaman ne oluyor? Onlar daha birbirine tutunmadan idrarla atıyoruz. Evet. Ben hep tarif ederim ki halkımıza mutlaka idrarınızı yaptıktan sonra tuvalete bir bakın. Eğer klozetteki sifonu çekme gereği duymuyorsanız yeterince sıvı alıyorsunuz. Hep soruyorlar çünkü ne kadar içelim, kaç litre içelim diye. Eğer sarıysa mutlaka su tüketiminizi artırın çünkü yetmiyordur. Ama şeffafsa, beyazsa yeterince su içiyorsunuz demektir. Evet, kimlerde görülür diyeceğim, herkeste. Herkeste görülüyor. Bizim popülasyonumuz erkeklerde biraz daha fazla görülüyor ama bayanlarda da tabii ki görülüyor. Çünkü cinsiyet ayrımı olan bir hastalık değil. Dediğim gibi herkeste görülüyor ve çok sık görülüyor. Ama korunmak çok basit aslında. Su içerek bundan korunabiliriz. Eğer ailede varsa, az önce prostatta bahsettiğim gibi, mutlaka bir ultrasonla böbreklere baktırmakta fayda var. Ya da bizde varsa çocuklarda bir ultrasonla kontrol etmekte fayda var. Çünkü genetik yatkınlığı çok fazla. Evet, evet. Tedavisi, tedavi yöntemi? Tabii tedavi yöntemleri çok farklı. Şöyle ki taşın bulunduğu yere göre, taşın boyutuna göre ve böbrekte yaptığı rahatsızlığa göre değişiyor. Böbrek taşı dediğimiz böbrekte oluşup orada kalan taşlar var. Üreter dediğimiz böbrekle idrar torbasını bağlayan o ince bir kanal vardır. Oradaki taşlar tedavi farklı. Mesane taşı olabiliyor prostat hastalarında mesanede taş oluşabiliyor. Hepsinin tedavileri farklı farklı ama tabii artık açık cerrahi yapmıyoruz. Hepsini de endoskopik yapıyoruz. Yani ya vücutta hali hazırda bulunan çıkış deliklerimizi kullanıyoruz ya da ilave olarak eğer taşımız büyükse böbrekteyse oraya da biz kendimiz küçük laparoskopik delikler açarak taş halledebiliyoruz. Yani buna da kapalı böbrek taşı ameliyatları mı deniliyor? Aynen öyle. Kapalı böbrek taşı ameliyatları genelde iki tip olur. Bir yan taraftan girilerek hastanın direkt böbreğine giriş yaparak taşı orada kırmak ve almak. İkincisi de hiç böbreğe giriş yapmadan zaten idrar yollarımız var bizim. Oradan geçen uygun cihazlarımız da var ki güncel tedavi artık bu. Bunun adına da RIRS diyoruz. Yani retrograde intrarenal surgery. Yani idrar yollarını gerisin geri giderek böbreğe kadar çıkıp taşı bulunduğu yerde lazerle toz etme, buharlaştırma şeklinde yapabiliyoruz. Evet. Peki bu ameliyatların herhangi bir riski var mı? Hayatın kendisi bir risk başlıca. Ama artık o kadar teknoloji gelişti ki gelen anestezi vermeden 70-80 yaşında da olsa taş hastalarına tedavi edebiliyor. Çünkü taş gerçekten hayat kalitesini bozan bir rahatsızlık. Çok. Ağrısı çekilmiyor, kanamalar yapabiliyor, evet. Bulantı kusmadan dolayı bir şeyler yenemiyor, içilemiyor. Evet. O yüzden lokal anesteziyle dahi yapabildiğimiz için risk nedir? Hani aspirin alıyoruz, bazen midemizi ağrıtıyor ya da ben diyorum şimdi uçağa bineceğiz, ineceğiz mi gibi risklerle hayat riski kadar bir riskimiz var. Evet, öyleyse %1 diyelim biz evet, buna. Evet. Ki çok da başarılı operasyonlar gerçekleştirilmekte. Evet. Yaşayan biri olarak, o acıyı çeken biri olarak evet, çok çok iyi biliyorum. Çok da konforlu operasyonlar. Evet, aynen öyle, artık öyle, evet. Gerçekten iyileşme süreci bile o kadar kısa ki evet, hemen hemen 3 günlük bir süreç sonrasında işinizin başına dahi evet, dönebiliyorsunuz. Dünkü hastam benim iki yerde taşı vardı. Sabah yaptık taşını, akşam evinde istirahatteydi. 2 gün sonra da ilaçlarını bırakacak, kontrole gelecek. Taşlarını aynı şekilde bu lazerle temizledik. Peki şunu sormak istiyorum. Her iki böbrekte de taş var. Hı-hı. Aynı anda bu operasyon gerçekleştirilebilir mi? Aynı anda yapmayı çok önermem. Çünkü elimizde mutlaka bir tane sağlam, taşsız, çalışan böbrek olması gerekir. O yüzden önce bir tarafı garanti altına alıp, hı-hı, taştan temizledikten sonra en erken 1,5-2 ay eğer çok acil bir durum yoksa
Beklendikten sonra diğer tarafa müdahale etmek daha mantıklı. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgiler için hepsi son derece doğru ve sağlığımızı doğru orantılı ilgilendiren, etkileyen bilgilerdi. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Nazik davetiniz için çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Özel Gözde Kuşadası Hastanesi'nden ürolog, operatör, doktor Sayın Halit Talas'ı ağırladık. Hoşçakalın.